Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Bu akşam tahmin edebileceğiniz gibi 50 günden beri yatıp kalkıp hep yiyip içtiğimiz susurluk olayıyla yine iç içe olacağız. Bu akşam bizim için son derece önemli bir konuğumuz var. Bu akşamki konuğumuz İçişleri Bakanı Sayın Meral Akşener. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sayın Akşener, siz ilk defa sessizliğinizi bozuyorsunuz. İlk defa bir programa çıkıyorsunuz. Şimdiye kadar kimse için. Fakat ben daha önceden şunu sormak istiyordum. İçişleri Bakanı olmayı hiç düşünür müydünüz? Günün birinde rüyanızda İçişleri Bakanı olmak gibi bir şey var mıydı? Yoksa aniden mi oldu böyle? Daha öncesinde yoktu tabii ki. Ben daha doğrusu bakanlık planlamamıştım. Planlamamıştım derken geleceğime yönelik herkesin hayalinde bir yer olur. Benimki Doğru Yol Partisi'nin teşkilatında yürümekti. Peki niye siz? Sanıyorum, tabii bunu atayanlara sormanız lazım bu soruyu ama bana göre zannediyorum bir kere bu yapının dışında olmam, kadın olmam, bazı sıkıntıların olduğu bir dönemde iş başına geldim ben. Herkese eşit mesafede, uzaklıkta ya da yakınlıkta olmam gibi nedenler etkili olmuştur zannediyorum. Peki Tansu Çiller'le yakınlığınızın etkisi oldu mu? Çünkü siz atandığınız zaman neler dendi? Geçici bakan olduğunuz, lidere çok yakın olduğunuzdan dolayı onun sözünden çıkmayacağınız. Hatta en yakınlarınızdan Sayın Erez bile tepki gösterdi. DHP'nin içinden de tepki gelmişti. Bu tepkiler sizi rahatsız etmedi mi? Şimdi beni rahatsız etmedi. Şöyle rahatsız etmedi. Tabii insanların bakış açılarına ben saygı duyuyorum mutlaka. Bugüne kadar da ben Doğru Yol Partisi içinde çalışan bir insandım. O açıdan belirli endişeler duymuş olabilirler. Fakat Tansu Hanım'a yakınlığım sebebiyle böyle bir koltuğa atandığımı ben zannetmiyorum. Sadece bu nedenle atandığımı zannetmiyorum. Böyle bir şey mümkün olamaz. Ama Tansu Çiller'e çok yakınsınız. Yakın olduğumu hiçbir zaman reddetmedim. Ama şu var, Tansu Hanım'a yakın, genel başkanımıza yakın pek çok erkek arkadaşımız da var bizim. Ha, diyorsunuz ki onlar da atanabilirdi. Ben seçildim. Nedenini daha tam bilemiyorsunuz ama galiba. Şimdi onu zaman gösterecek. Niçin olduğunu Tansu hep Çiller'e, beraber göreceğiz. Ben ona alıştınız mı? Evet, alıştım. Şu anda dosyanızı biliyor musunuz? Biliyorum. Biliyorsunuz. Biliyorum. Bütün olup biteni biliyorsunuz. Bu akşam çünkü bol bol susurluk konuşacağız sizinle beraber. Evet. Sevgili seyirciler, devletin bazı yetkililerinin devlet dışındaki grupları kullanma yönteminin ilk kurbanları ülkücülerdi. Geçen haftaki programımızda ülkücüler kendi ağızlarından nasıl kullanıldıklarını, ardından 12 Eylül müdahalesinden sonra ise o eski yetkililerin ortadan kaybolup bu defa yaptıklarından dolayı hesap soranların ortaya çıkışları ve nasıl hapishanelere düştükleri anlatılmıştı. Rıdvan Akar'ın bu dosyası çok yankı yaptı. Bu hafta dosyanın ikinci bölümünü açıyoruz. Bu defa hapishanedeki ülkücülere devletin nasıl yeni bir görev verdiğini izleyeceksiniz. Bu defaki görev alanı Güneydoğu ve görev solcular değil PKK sempatizanlarının tesirsiz duruma sokmaktı. Gerekçe de yine vatan sevgisi ve tabii vatanı korumak. Yıl 1990'ların başı, ülkücüler hapishanedeler. Bir gün cezaevine bir mektup geliyor ve yepyeni bir dönem başlıyor. İdeolojik tercihlerine ilk defa devlet tarafından kıyılmaya başlandı. Ülkücülüğün manasını cezaevlerine girdikten sonra sistem ve devlet de onu kendinde zindanlarda yargılamaya başladı. İlk mahkememiz. Mahkemenin ilk günü. Ülkücü hareketi ikinci baharı bir mektupla başladı. O mektup adeta bir görev emriydi. Devlet 12 Eylül askeri darbesiyle cezaevlerine tıktığı ülkücüleri yeniden göreve çağırıyordu. Bu kez ülkücülerin tayini Güneydoğu'ya çıkmıştı. O günlerde Malatya cezaevinde yatan Kemal ismindeki bir arkadaşımızdan bir mektup gelmişti. Mektupta Doğu Anadolu bölgesindeki gelişmeler üzerine, ülkücülerin üzerine yeni vazifelerin düşüp düşmediğiyle ilgili acaba bir düşünceniz var mı? Sizin görüşünüz nedir bu konuyla ilgili? Bizler ne yapacağız? Böyle bir mektubun cezaevine girmesi mümkün değil tabii. Ülkücü Gençliklerine Genel Başkanlığa bir bağlılık kokan bir mektup bu mektup. Tabii bu mektup üzerinde o günkü İç Emniyet Amiri'nin veyahut da blok amirinin, cezaevi blok amirinin bir notu var. Verilsin,
cevap yazacaksa cevabı da iletesin, tekrar yerine ulaştırırsın şeklinde. Tabii bizim o ibareleri gördüğümüz zaman hemen meseleyi kavradık. Bazılarına elbette PKK ile mücadele vesaire gibi yönlendirmeler söz konusu olmuştur. Türkiye'nin şartları da biraz buna doğru gitmiştir. Devlet Güneydoğu'da PKK eylemleri arttıktan sonra yeniden ülkücülerle flört etmek istiyor, onlarla yeniden barışmayı arzuluyordu. Devletin ülkücülere yaptığı teklif açıktı. PKK'ya karşı ülkücüler kullanılacak, buna karşılık ülkücü mahkumlar serbest bırakılacak. Özellikle hücrelerde tek başına veyahut da bir solcuyla beraber kalmak durumunda olan arkadaşlarımızın çoğuna teklifler yapılmıştır. Bakın orada bu insanlar vatanı memleketi bölüyorlar. Yardımcı olun, biz de size gereken kolaylığı gösterelim şeklinde talepler olmuştur. Ki bu talepler 88'e kadar devam etmiştir. Ülkücüler yeniden göreve çağrılıyordu. Ancak ülkücülerin düş kırıklığı sürüyordu. Cezaevi hayatında ülkücülerin bir bölümü öz eleştiri yapmıştı. Artık devletin koltuk deneyi olmak istemiyorlardı. Ancak daha önemlisi, devlete duydukları öfke yatışmamıştı. Zira devletten kuşku duyuyorlardı. Hepinizi bırakıyoruz dediler. Bıraktılar ama bütün arkadaşlarımıza da 40-50 sene infaz verdiler. Şimdi biz bunun farkına vardık. Bu insanlar bugün bizi dışarıya çıkaracak. Yarın bize tutacaklar, bir olaylar yaptıracaklar. Ondan sonra dosyan elimizde, infaz dosyan burada, ona göre diye. Yani ömür boyu bir kuklalık bu. Cezaevindeki ülkücülerin önemli bir bölümü bir kez daha devletin kuklası olmak istemiyorlardı. Cezaevi ve işkenceden yılmışlardı, öfkeleri sürüyordu. Kesinlikle devletin bizleri kullanmasına asla bir daha müsaade edilmeyeceğine inanıyorum ben. Ben devletim için yapacağımı yaptım ya, bundan sonra yapacağım hiçbir şey yok zaten. O bana ne yaptı? Benim her şeyimi aldı. 12 Eylül sonrasında işte bu ruh haliyle ülkücüler tahliye olmaya başladı. Önlerinde yepyeni bir yaşam ve yeni fikirler vardı. Yine ülkücüydüler. Yaptıklarından pişman değildiler. Şimdi evlerini geçindirmek, iş bulmak zorundaydılar. İçeriden çıkınca önce ülkücü hareketteki gelişmelere baktılar. İçleri sızladı. Çünkü 12 Eylül'ü gerçekleştiren bazı komutanlar ülkücü harekette yönetici konumuna gelmişti. Bunu hazmedemediler. Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri ise partideki bu yöneticilerin varlığını sizin bilmediğiniz başka şeyler var diye açıkladılar. Bana işkence yapan insanın benim savunduğum bir kuruluşun içerisinde olması haklı olarak bizi tepkiye sevk etti. Tabi bu sizin bilmediğiniz bazı şeyler var sözü bazı şeyleri geçiştirmenin gizli kapaklı işte sorulmayacak gibi bir hava estirmek aslında hiçbir şey yoktur. Yani bazı karanlık ilişkilerin neticesidir. Ülkücüler cezaevinden çıktıktan sonra önlerinde 3 yol vardı. Birinci yol, geçmişten beri görüşlerini savundukları partilerde siyasete devam etmekti. İkinci yol yer altına iniyordu. Bu yolda yasa dışı yollar ve mafya vardı. Üçüncü yol ise karanlıktı. Bu yolda ise devletin kimi özel güçleri ülkücüleri bekliyordu. İş ve geçim derdine düşen ülkücüler kendilerini artık yalnız hissediyordu. Hayatından 5-10 yıl gitmiş bir insan dışarıda evine ekmek götüremiyorsa, bir devlet dairesinde çalışma şansı verilmiyorsa, çalışabileceği herhangi bir ortam sağlanamıyorsa ne yapacaktı? İşte bu arayış içerisinde bulunanlara bir kısım eller uzanmış ve onlar maalesef işte yeraltı dünyasına, mafyaya, başka yerlere yönlendirilmişlerdir. İçine düştükleri bu açmazı kimi ülkücüler kasıtlı buluyordu. Yeraltı dünyasına girmeleri için adeta gizli bir elin harekete geçtiğini düşünüyorlardı. Cezaevinden çıktık. İş ekmek kaygısından düştük. Hangi kapıyı elimize atsak birileri o kapıyı geri kapattı.
planlı ve organizeli bir şekilde bizler suçun içerisine itilmeye çalışıldık. Ülkücülerin bir bölümü işte bu yola saptı. Ülkücü hareket içinde tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte yeraltı dünyasına girdi. Onlara ülkücü mafya adı verildi. Ülkücü mafyaların kuruluşundaki o ruh halini yaklaşık 3000 ülkücünün avukatlığını üstlenen Can Özbay şöyle anlatıyor. Bu kadar haksızlığın arkasından ülkücülerden özür dileyen bir makam da yok. Biz size haksızlık etmişiz. Siz bu devletin, bu milletin gerçek evlatlarıymışsınız. Devletiniz için çalışmışsınız. Efendim sizi mağdur etmişiz diyen de yok. Ülkücüler güldü tabii bütün bu anlayışsızlıklara, bütün bu vefasızlıklara acı acı gülümsedi. Ondan sonra bir kısım ülkücüler ayakta durabilmek için, kendisini ve ailesini yaşatabilmek için gayrimeşru alemde iş yapmaya başladı. Türk milleti hep ağladı, kurtar onu baş bu Türkeş. Türk milleti hep ağladı, kurtar onu. Diğer yandan cezaevinden çıkan ülkücüler sadece devletle değil, kendi siyasi geçmişleriyle de hesaplaşmaya, lider Türkeş'i vefasızlıkla eleştirmeye başladılar. 12 Eylül'ün değerlendirilmesinde farklı bir çizgi izlediler. Cezaevinde İslam'a daha çok vurgu yapan ülkücülerin bir bölümü MHP'den koptu. Onlar Büyük Birlik Partisi'ni kurarak yollarına devam ettiler. Bugün ülkücü hareket iki parçalı. Ana gövdeyi Milliyetçi Hareket Partisi oluşturuyor. MHP'liler geçmişi unutmak istiyor. 12 Eylül döneminde yaşananlardan ötürü devleti suçlamaktan kaçınıyor. Biz bunun için hiç de küskünlük yahut bir şımarık çocuk serzenişi falan yapmıyoruz. Ya da öpmek istediğimiz elin bizi tokatladığı gibi bir romantizme de kapılmıyoruz. Evet, devletin elini öpmek isterdim. Oysa ülkücü hareketin diğer parçasını oluşturan Büyük Birlik Partililer 12 Eylül'de yaşadıklarından devleti kendi tabirleriyle sistemi sorumlu tutuyor. Devleti kutsal, tartışılmaz ve asla eleştirilmez bir tabu gibi hiçbir zaman görmedik. Görmüyoruz. Devlet millet içindir diyoruz. Bu iki partinin Türkiye'deki toplam oy oranları ise %10'u buluyor. Özellikle PKK eylemlerinin artması sonrasında milliyetçilik yükselen bir değer oldu. Ülkücü hareket işte bu dalgayı iyi değerlendirdi. Artık milli marşlardan asker uğurlamaya kadar hemen her yerde ülkücüler boy göstermeye başladı. Maçta bir maç sonrası insanın hafızasına yansıyış biçimi zaferdir sonuçta. Elde edilmiş bir zaferdir ve bir gururlanma, onurunun okşanması vardır temelinde. Dolayısıyla Türk milliyetçiliği fikriyatıyla işlemiş olan bir insanın o an için bir milli gurur kabarması yaşamaktadır. Ve bunun dışa vurumudur. Bozkurt sembolüyle sokaklara çıkılması, sevinçliklere atılması. Güneydoğu'dan gelen şehit cenazelerinde yine ülkücüler var. Ülkücüler 12 Eylül öncesinde silahlı, saldırgan bir siyasi çizgi olarak eleştiriliyordu. Bugün ise daha farklı bir kimliğe sahip olduklarını söylüyorlar. Türkiye'nin bölünmesini istemeyen, Türkiye'nin bir Sovyetler Birliği'nin parçası olmasını istemeyen ülkücülerin tabii ki buna karşı tavrı sertti. Bugün böyle bir tehdit yok. Böyle bir tehdit olmayınca da bugün sert olmanın gereğini de görmüyoruz. Oy oranlarının arttığı şu günlerde ülkücüler yepyeni bir imaj peşinde. Tuğrul Türkeş o eski ülkücü tipinin karikatürlerde kaldığını söylüyor. Kafasında börk, ta şeyde Orta Asya'da yapılmış gibi, buradan böyle sarkmış bıyıklar, avurtları içine çökmüş, belinde kılıç. İsteyen bıyığını bırakacak, bıyık bırakmak istemeyen de benim gibi kesecek. Benim gibi tombul ülkücüler de var yani, hepsi öyle avurtları içine çökmüş değil. Zamane ülkücüleri artık trafikle mücadele eden, uyuşturucuya kadar hemen her konuda politika yapan bir siyaset izlemeye çalışıyor. Popüler kültürü izliyorlar.
modadan vazgeçmiyorlar. Sabah kalkınca biraz geç ayıldığım için pop müziği dinlerim insan kendisine gelmesi için. Anadolu rock hoşuma giden müziklerden bir tanesidir mesela. Ancak ülkücülük bir gelenek. Kimi zaman üniversitelerde, kimi zaman sokaklarda ülkücüler o geleneği canlandırmaktan da vazgeçmiyor. Genç ülkücüler kimi zaman abilerini aratmıyor. Ülkücülerin 15 yıllık öyküsü böyle. Sola karşı başlatılan bir hareket siyasi yaşama damgasını vurdu. Son 15 yıl ülkücüler içinde hayal kırıklıklarıyla dolu bir dönemdi. Bu dönemde ülkücüler kimilerine göre milliyetçi, kimilerine göre ülkeyi savaş ve kan gölüne çeviren bir saldırgan grup olarak algılandı. Bu 15 yıl sadece ülkücüler için değil, Türkiye için de önemliydi. Çünkü ülkücülerin o tarihinde bugün yaşanan kimi sorunların, krizlerin ve daha önemlisi hem demokrasinin hem de Mercedes'in uğradığı o kazanın izleri vardı. Şimdi Susurluk olayına nasıl gelindiği daha iyi anlaşılıyor değil mi? Devletin bazı yetkililerinin yanlış politikaları nasıl bir süre sonra kontrolden çıkıyor ve devleti kemirmeye başlıyor. Ben hemen Sayın Bakan'a dönmek istiyorum. Bütün bu olaylar, daha doğrusu devletin kendi dışındaki güçleri kullanmaya başlamaları hangi yıllardan itibaren başlıyor? Siz artık biliyorsunuz bütün gelişmeleri. Evet. Şimdi bu tür iddiaların başladığı yıllar 83'ler gibi tarihlere rastlıyor. Evet, o tür iddialar söz konusu. Yalnız şunu söylemek istiyorum ben. 80 öncesinin gençleri, 80 sonrasının ve bugün 90'ın orta yaşlılarıyız bizler. Ben de 79'da üniversiteden mezun oldum. Şimdi o dönemde gençler üzerinde dayatılan ya da oynanan oyun deniliyor. Farklıydı. 80 sonrası başka, 90'lar daha başka. Şimdi 90'ların gençliği çok daha başka. Tamam. Ama 80 sonrasında herhalde PKK şimdi evet etkili olan PKK ağırlık noktası PKK. Ama ben şuna inanıyorum. Devlet nedir? Devlet bir kurum, vatandaşıyla, yasamasıyla, yürütmesiyle, icrasıyla, yargısıyla bir organ. Ama bu tek başına, devlet denildiği zaman şimdi bir grup devlet sorgulanmalı diyor, bir grup devlet ebed müddet diyor. Nedir bu devlet? Devlet biziz, devlet sizsiniz. Tabii. Şimdi kuralları olan bir kurum. Ha ben bunu asla kabul etmiyorum. Devlet kendi yasal güçlerinin dışında... Bunları kullanmalı mı? Yani devletin... Hayır, devletin şu yaptığı... Hayır. Bunlar duyum şeklinde ortaya geliyor zaman zaman. Yani devlet adına kim kullanıyor? Bunların cevaplarının bulunması gerekir. Şimdi, ama şimdiye kadar çok kullanılmış. Bakınız şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi devlet adına birkaç kişi, birkaç kurum, birkaç bilmem ne birilerini bir yerlere göndermişse bu yanlış. Bu yanlış. Devletin yasal güçleri, yasal kurumları PKK ile savaşta, PKK ile mücadelede, PKK'ya karşı yapılan bu mücadelede kimler? Askerimiz, jandarmamız, polisimiz. Onlar yapmalı. Bunlar diyorsun. Yapmalı elbette ki. Ama siz artık biliyorsunuz. Yani kimlerin yaptığını, kimlerin şimdi, işin içine girdiğini. Dolayısıyla gene yasal güçler yapacaktır, yapmıştır. Ha bu tarz münferit davranışlar içerisine girmiş insanların da gereken devletin şey. İçerisinde yer alanlar. Hı-hı. Gerekse bu davranış biçimine bazı insanları götüren eller mutlaka yasal yollardan durdurulacaktır. Durdurulmalıdır. Anladım. Şimdi ben hemen size son derece önemli bir ilke sorusu sormak istiyorum. Çatlı, sizin için şerefli bir vatansever mi yoksa bazı suçlardan dolayı aranan bir sanık mı? Interpol'ün de aradığı bir insan. nasıl bir insan? Siz ne şekilde niteliyorsunuz? Şimdi ben Çatlı'yla ilgili çok şey bilmiyorum. 79'da üniversiteden mezun olduğumu söyledim. 79 ama şu anda elinizde bir dosyanız var. Yani elinizdeki o dosyanızda İçişleri Bakanı olarak soruyorum. İçişleri Bakanı olarak Çatlı'yla ilgili kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Buna karşılık Interpol arıyor. Dedikleriniz doğrudur. Şimdi buradan yola çıkarsak Çatlı iyi insan mıdır, kötü insan mıdır, doğru insan mıdır, yanlış insan mıdır? Vatansever olarak mı görüyorum? Şimdi bakınız, yani bunun cevabını verecek kişi ben değilim.
Bunun Çatlı'nın şu anda suçlandığı, kendisi vefat etti. O da bir ölünün arkasından konuşmak da çok zor bir şey. Ama yap bir, öyle ellerin arkasından konuşuluyor ki. Yani ben kişisel olarak söylüyorum. Şimdi Çatlı'yla ilgili iddialar gerçeklik kazanmışsa zaten onun cevabını yargı verir. Kamu vicdanında da yerini bulur. Ama onun dışında spesifik olarak Çatlı şudur, evet, Çatlı budur sorularını bu, evet, manada yani... Hayır, çünkü şimdi, orada Cumhurbaşkanı bu aranan bir insandır diyor. Sayın Tansu Çiller ayrı diyor. Şimdi, siz diyorsunuz ki ben şu arada şey almak istemiyorum, şimdi pozisyon bakın, almak istemiyorum. Şimdi bakın, Tansu Hanım'ın söylediği şey şu. Tansu Hanım dedi ki ben o grup toplantısında vardım. Hı-hı. Ben Çatlı'yı tanımam. Hakikaten içimizde bizim en Yani, Çatlı hakkında bilgisi, müktesebatı dolayısıyla en az bilgi sahibi olan kişi Tansu Hanım. Dolayısıyla ben bunu tanımam. Hakkında ne vardır ne yoktur, evet, onu yargı kararını verir. Ama şimdi burada kastedilen ben Çatlı'nın spesifik olarak onun olduğunu zannetmiyorum. Anladım. Güvenlik güçleri, bir sürü insan bu Güneydoğu'da devlet adına kurşun atan, kurşun yiyen insanlar benim için şereflidir. Tabii, söylediği bu. Ve ben çok dikkatle izlemiştim tabii o ama şey güvenlik, konuşmasını. Güvenlik kuvvetleriyle Çatlı'nın bir ilgisi yok. Şehitlerimiz dedi. Ama neyse. Şey yapmayalım. Siz evet, şey yapmayalım. Biliyor muydunuz? Siz İçişleri Bakanlığı'na geldiniz, oturdunuz, önünüzdeki dosya açıldı. Dehşete mi düştünüz? Şaşırdınız mı? Hayret mi ettiniz? Yoksa hayır, bu normal mi geldi? Çok mu ileride bizim bildiğimizden bu çeteler, kullanılan çeteler bizim bildiklerimizden çok daha mı ileri? Tepkiniz ne oldu? Hayır. Çünkü başbakan ne dedi? Vay anasına dedirtecek kadar diyor. Şimdi biz tabii birçok şeyi basınla paylaştık. Medyayla paylaştık. Sizin de bilgileriniz oldukça fazla. Şimdi Susurluk hadisesi diye benim önüme açılan dosyaya baktığım zaman Susurluk hadisesi bir, öncelikle bir trafik kazası. Bunun İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren kısmında Çatlı'ya yönelik o aranma pozisyonu, oradan çıkan silahlar vesaireler, araç, gereç vesaire, artı Hüseyin Koca'da, yani İçişleri Bakanlığı ile, evet, ilgili kısmı. Ondan sonra Ömer Topal cinayeti devreye girdi. Ömer Topal cinayeti ile ilgili bir sürü spekülasyon ortaya atıldı. Şimdi bir fasit dairenin içine girdik, dönüldü. Tamam, ama bunların hepsi birbirine bağlantılı mı? Şimdi bakınız, bir grup insan diyor ki bunlar birbirine bağlantılı. Bir grup insan da diyor ki bunlar siz devlet. Diyorsunuz? Şimdi ben size söyleyeceğim. Bakınız, ben size söyleyeceğim. Şimdi bir grup insan da diyor ki bunların birbiriyle bağlantısı yoktur. Şimdi her gün bir yeni belge, her gün bir yeni bilgi iddiasıyla ben de sabah gazeteyi açtığım zaman bir sürü şey görüyorum. Şimdi bunun neticesi nedir? Biz bir kere bakın, öncelikle şunu söylemek istiyorum. İçişleri Bakanlığı olarak çok ciddi bir araştırma yapıyoruz. Ben de onun sonucuna, bakın bunun altını sonucuna çiziyorum. Bunun altını çiziyorum. Sonu nereye varırsa varsın çok ciddi bir araştırma yapıyoruz. Şu anda sizin elinizde, siz şu anda bilginiz var. Onun için soruyorum. Bütün bu şeyin dairenin içinde bütün bu üç olay birbirine bağlantılı şimdi mı? Şimdi net olarak ortaya çıkan, bağlantıda net olarak, delil olarak ortaya çıkan Çatlı'nın parmak izi. Hı hı. O da şunu getiriyor. Ömer Topal cinayeti, Susurluk olayı idari bir soruşturmadan çıkarılıp adli bir soruşturma noktasına getirilmeli ve bu dosya birleştirilip Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderilmelidir. Hı hı. Şimdi çıkan sonuç bu. Adliye Devlet Güvenlik Mahkemesi bağımsız yargı gereğini yapmalıdır. Hı hı. Ama buna karşılık iddialar var. Deniliyor ki işte örtülecek, örtülmek isteniyor. O ayrı bir şey. Şöyle oluyor, böyle oluyor. O zaman ne yaptık? Bakınız biz şimdi... Yani İçişleri Bakanlığı'yla ilgili olan kısmını söyledim. Tamam. Buna yönelik çalışmalar yapıldığı halde bizim dışımızda olması gereken konularla ilgili de ben mülkiye müfettişi, polis müfettişi görevlendirdim. Ama ben şey yapıyorum. Sizi şaşırttı mı? Yani geldiğiniz zaman, çünkü bütün parmaklar Emniyet Müdürlüğü'ne, size bağlı olan İçişleri, evet, Bakanlığı'na oraya gidiyor. Elbette ki çünkü, çok şaşırdım. Şimdi bir iddia var. Şaşırdınız vardı mı? Yani, şaşırdım, şöyle şaşırdım. Şimdi Susurluk olayı benim önüme açıldığı zaman, dosyası açıldığı zaman dediğim noktada iki tane olay. Arkasından Ömer Lütfi Topal olayı çıktı. Tamam, iki tane olay. Bunları kim yapmışsa, kim etmişse, kim suçluysa sonuna kadar gitme kararıyla ben oraya oturdum. Tamam. Ha, dosyada o
gözle baktım. Onun için dehşete düşmedim. O dosyada bunlar birbirine bağlantısı çıkıyor çünkü. Şimdi bakın, net bağlantısı, yani şu ana kadar ispatlanmış net bağlantısı sadece Çatlı'nın parmak izi. Şimdi bundan sonrası gelecek. Mutlaka ne bulunuyorsa da biz kamuoyuyla paylaşıyoruz tabii. Bunu. Şimdi bir adres gösteriliyor. İşte Ömer Topal cinayetini işlediği iddia edilen 3 tane polis memuru var. Evet. Özel harekat memuru. Bunun adresi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Şimdi benim elime dosya açıldığı zaman... Ankara'ya gelmediler mi onlar? Ankara'ya. Daha sonra yani bu bilgi İstanbul'da diye adres gösteriliyor. Açtığımızda, dosyaya baktığımızda bütün resmi yazışmaların içinde bu insanların, bu 3 gencin Ömer Topal cinayetiyle herhangi bir alakası bulunmadığı ve ayrıca ben bir kere daha sordum yazılı olarak, herhangi bir belge, bilgiye rastlanmadığı, Ömer Topal cinayetiyle de bağlantılarının bulunmadığının anlaşıldığı şeklinde yetkili, İstanbul'un yetkili kişilerinden, yani devlet görevlilerinden Kemal Yazıcıoğlu, Bilgi Ünal isimli arkadaşlarımızdan bize resmi yazılar geldi. Yani Kemal Yazıcıoğlu diyor ki hayır bunların hiçbir ilgisi yoktur diyor. Resmi yazıda öyle diyor. Hı-hı. Şimdi benim elimdeki dosyada böyle diyor. Hı-hı. Ama bu arada... O zaman başka bir şey mi çıktı sonra? Hayır, şimdi şu anda çıkan bir şey yok. Hı-hı. Şu an, ondan sonra Sayın Mesut Bey, Sayın Yılmaz çıktı dedi ki, Bu bir cinayettir. Bu cinayeti işleyen kişilere yönelik, işte devlet içinde çete var. Bu çetenin mensupları şuralara, buralara doğru uzanıyor. Bunun bilgisi, belgesi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde. Adres olarak oraya gösterdi. Şimdi tekrar sorduk aynı şeyleri. Bu sefer İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi makamları gene aynı şekilde hayır yoktur, böyle bir şey yoktur. Şimdi bakınız. Bir devletin kuralları, kanunları, hukuk düzeni, yasal bir prosedürü vardır. Bunun dışına çıkılmasına hiçbir zaman müsaade edilemez. Hoşgörüyle bakılamaz. Bu bir ilke, bu bir prensip. Şimdi ben İçişleri Bakanıyım. İçişleri Bakanı olarak bu dosyanın her şeyini bilmek benim mecburiyetim. Bırakınız görevi. Sizin söylediklerinizden şu çıkıyor. Kemal Yazıcıoğlu bunları size iletmedi. Mesut Yılmaz'a sızdırdı. Mesut Yılmaz'a sızdırıp sızdırmaması benim problemim değil. Hayır, şimdi, o çıkıyor. Söylediklerinizden o çıkıyor bir yerde. Hayır, ben sızdırıp sızdırmadığını da bilmiyorum. Yani o problem de değil. Bakınız, şimdi nasıl olabilir? Bir devletin memuru, bürokratı ve ben Sayın Yazıcıoğlu hakkında ilk kez kendisini görevden açığa aldıktan sonra ilk kez konuşuyorum. Menfi veya müspet hiçbir şey söylemedim. Hakkımda benim söylediğim varsayılan bir sürü şey yazıldı. Bunların hiçbiri doğru değil. Peki, hiç ama, konuşmadım. Tamam. Şimdi konuşuyorum. Şimdi bakın. Azıcık bir saniye dinleyin yani beni. Şimdi bakın. Sayın Yazıcıoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı'nı geldi gördü. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza denilmiş ki ben bazı şeyler biliyorum. Bunu ispatlayabilirim. Bugün yani, görev, yetki verin. 15 günde ben bunu çözerim. Halledeyim. Sayın Başbakan'a aynı şeyi söylüyor. Bu görüşmelerinden sonra ne İçişleri Bakanı'na ne de Emniyet Genel Müdürü'ne herhangi bir bilgi vermiyor. Güvenmiyor mu acaba? Şimdi bakın, oraya geleceğim. Ertesi gün ben Sayın Başbakan'la görüştükten sonra Sayın Yazıcıoğlu'nu Ankara'ya çağırdım. Gitti İstanbul'a, ben Ankara'ya çağırdım ve açık açık kendisine şunu sordum. Dedim ki, arkadaş, sizin elinizde belge, bilgi, kaset vesaire, bu medyada izlediklerimiz, Sayın Yılmaz'ın söylediği ve flu bir ortam yaratan, halkın beynine sürekli olarak devlet, çete, siyasetçi, mafya üçgeni gibi enjekte edilen, sürekli enjekte edilen devlete olan, devlet dediğimiz nesneyi demin tanımladık, devlete olan güveni sarsan bir flu ortam yaratılıyor. Bunlar sizde var mı? Söylediği böyle bir şey yok. Şimdi şifayı sordum, yok. Yazılı sordum, yok. Ve arkasından ben Sayın Yazıcıoğlu'yla çalışamayacağımı düşünerek açığa aldım. Bakınız. Ha, yani siz dediniz ki ben demek ki size güvenmiyor veyahut da... Bana güvenmiyor olabilir ama bir devlet memurunun, bir bürokratın bakanına yani o kurumun en başındaki kişiye güvenmeme hakkı olabilir mi? O zaman istifa eder. Çalışmıyorsa. Siz bundan dolayı. Yani şimdi ana nokta budur. Tabii ben Mesut Bey'e sızdırmış, sızdırmamış, bilmem ne olmuş, bu tür dedikodular peşinde değilim. Hayır, bilmiyorum. Yani... Gerçekten bilmiyorum. Bunlarla da ilgilenmiyorum. Hı-hı. Ben bir prensibin üzerindeyim. Buna karşılık şimdi bir soru daha, bakın size bir soru sorayım. Şimdi Sayın Yazıcıoğlu
Ağustos ayında bu olay oluyor. Ağustos ayında başka bir cumhurbaşkanı mı yönetiyordu Türkiye'yi? Başka bir başbakan mı yönetiyordu Türkiye'yi? Aynı cumhurbaşkanı, aynı başbakan birdenbire Kasım'ın ortası, işte Aralık ayında bu iki insana güvendiğini, bize güvenmediğini, yani bu görüntü onu götürüyor. Ha, şimdi burada da bir çelişki var. Dolayısıyla bakınız, prensip, tekrar ediyorum. Şimdi Sayın Yazıcıoğlu eğer bu insanları 36 ile 38 saat sorguya alıyor. Evet. Bu sorgulama esnasında tutanak yok. Herhangi bir bilgi belge yok. Resmi, yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde var olduğu sayılan, söylenen, medyaya yansıyan herhangi bir bilgi belge olmadığı resmen bize söyleniyor. Şimdi nasıl yapacaksınız? Dolayısıyla Sayın Yazıcıoğlu bu 36 saat sorgulama esnasında, yani bu çocukla 36 saat orada. O soruşturma esnasında eğer bilgi ve belgeye sahip olmuşsa, bu insanların Ömer Lütfi Topal'ı öldürdüğüne kanaat etmişse adli görevi başlar. Ne bakan, ne başbakan, ne cumhurbaşkanı savcılığa vermesi gerekiyor. Evet, orada etkili olması mümkün değil. Bir şey değil. Mi sakladı? Savcılığa, yani sizin, hayır, sizden ben benim, o soruyu size soruyorum. Yani şimdi benim aldığım, sizin anlattıklarınızdan Yazıcıoğlu. Ben size soruyorum. Ha. Yani buradaki çelişkiyi ifade etmeye çalışıyorum ben. Şimdi 5,5 ay evvel oluyor, Ağustos ayında oluyor, aynı başbakan, aynı cumhurbaşkanı, değişen nedir? 5,5 ay sonra deniliyor ki ben bunu 15 günde çözerim. O zaman adama sormazlar mı? 5,5 ay evvel niye bunu çözmedin? O zaman siz doğrudan doğruya Yazıcıoğlu'na hiçbir güveniniz kalmadı, ondan dolayı açığa aldım demek istiyorsunuz. Ben açık açık söylüyorum. Şimdi sürekli flu bir ortam yaratılması, ver kardeşim belge bilgi varsa diye hem yazılı hem resmi hem şifahi sorulmuş, hayır bunu söyleyenler saçmalıyor denilmiş. Bunun neticesinde de Cumhurbaşkanı'yla Başbakan'a gidilmiş, ben bunu çözerim denilmiş. Şimdi siz olsanız burada ne yaparsınız? Ben bir yöneticiyim, ben İçişleri Bakanıyım, bu kurumun başıyım. Bana güvenmeyen güvenmediğini açıkça söylemese bile tavrıyla belli eden bir bürokratla çalışma mecburiyetim yok benim. O bürokratın da bana güvenmiyorsa istifa etmesi gerekir. Ben Yazıcıoğlu'nun üzerinde herhangi bir baskı vesaire kurmak aklım ucundan geçmez. Ama bir yerde de öyle bir şey geliyor ki mesela birdenbire bir bakıyoruz bu 3 özel tim elemanı bir emirle İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor. Yani, orası da karışık. Ha, bakın, orası da Mehmet Ali Bey orası da karışık. Çatlı'nın şimdi parmak bakınız, izi 4 ay 5 ay 5,5 ay sonra ortaya çıkıyor. Şimdi bakınız orası da karışık. Şimdi gene medyadan takip ettiklerimiz flu şekilde. Ama siz dosyayı bırakın, medyayı bir kenara bırakın. Hayır, ben dosyanızdakileri anlattı. Dosyamdakiler resmi yazı. Dosyamdakiler resmi yazı. Şimdi dosyada denilen şey şu. Dosyada deniliyor ki bu insanların, bu üç kişinin sorgulaması esnasında bu ihbar neticesi yakalanmışlar ya. Bu neticede bunların bu Ömer Topal cinayetiyle herhangi bir ilişkileri bulunmadığı anlaşılmıştır. Hı. Ama bunlar özel tim görevlisidir. Ankara'nın imkanları daha fazladır. Dolayısıyla bir de orada sorguya çekin şeklinde bir resmi belge var. Hı. Sorgulayınız. Şimdi bir deniliyor ki Sayın Ağar tarafından talimatla getirildi. Sayın Ağar'da ben sordum. Sayın Ağar da diyor ki ben emniyet müdürüyle görüştüm. Emniyet müdürünün bana söylediği bunların herhangi bir suçları yok. Bunlar Ankara'da daha imkanları geniş. Ankara'da da bir sorguya çekin. Bunlar özel harekat mensubudur. Yani evet, dolayısıyla ben çağırdım diyor zaten. Evet. Şimdi bu şekilde bir argüman söz konusu. Bunlar teslim ediliyorlar. Ondan sonra Ankara'ya geliniyor. Ankara'da sorgulanıyorlar ve suçla ilişkileri olmadığı sebebiyle serbest bırakılıyorlar. Şimdi birdenbire 5,5 ay sonra ortaya çıkıyor. Yani resmi prosedür bu. Benim elimdeki dosyadaki yazılar bunlar. 5,5 ay sonra birdenbire ben bu işi aydınlatırım diyen bir emniyet müdürü ve bana zaman verin diyen bir emniyet müdürü. Bu arada bakanına tenezzül edip bilgi vermek istemeyen bir emniyet müdürü. Bir güven bunalımı evet, varsa. Ama bir yerde de Meral Hanım, birdenbire Yazıcıoğlu bir günah keçisi halinde. Hayır, bütün şeyler onun üstüne hayır, bakın, ben şey yapıyor. Onu yani hiç suçlamadım. Şu konuşmamda da suçlamadım. Ben bir ilkeden söz ediyorum. Sayın Yazıcıoğlu aleyhinde tek bir söz, ne menfi, tekrar ediyorum basında, medyada ilk kez konuşuyorum. Sadece prosedürü anlattım evet, burada da. Kişisel olarak hiçbir şey söylemedim. Bir güvensizlik varsa bu güvensizliğin gereği yapılır diyorum.
Yani ben gereğini yaptım. Baksanıza ama bir taraftan ben da... Ben gereğini yaptım. Bir taraftan da Sayın Başbakan geri gelebilir diyor. Hatta yetki de verirse niye olmasın şimdi, noktasına Sayın kadar Yazıcı, gelmiyor. Şimdi Sayın Yazıcıoğlu'nun müşaviri olarak işte yetki verilerek bu işi aydınlatması şekliyle vesaire gibi hukuki noktada mümkün değil. Sayın Yazıcıoğlu hakkında da bir soruşturma başlattık. Ben Sayın Yazıcıoğlu'nu görevden alırken... Bu arada bir de bu Ömer Lütfü Topal'la ilgili bir soruşturma başlatmıştık. O soruşturmanın ön raporu geldi benim önüme. Ayrıca bu ön raporda da Sayın Yazıcıoğlu'nun hakkında da bir yani sorgulayan ekibinde hakkında soruşturma açılması gerektiği, o 36 saate ait hiçbir belge bilgi olmadığı için açılması gerektiği yazan bir ön rapordu bu. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman Sayın Yazıcıoğlu geçici olarak görevden alınmıştır. Ha, bu soruşturma sürüyor ve çok kısa sürecek. Bakın kamuoyu bundan emin olsun. Ne kadar halk bundan emin olsun. Bakın göreceksiniz çok kısa bir sürede ve tekrar ediyorum. Nereye giderse oraya gidecek şekilde gidecektir. Şeyden başbakana niye söylemediniz? Şimdi Cumhurbaşkanına söylemediniz. Şimdi bakın ben Fatih'in bir sözü var. Ben padişahsam emrediyorum gel. Sen padişahsan gel otur. Yetkiler paylaşılamaz. Bana bakan olarak bir... Başbakan bu. Bakınız ben yani. Yazıcıoğlu'nu kararnameyle almadım ki. Soruşturmanın selameti açısından Sayın Yazıcıoğlu'nu geçici olarak açığa aldım. Çünkü şimdi bir konuyla ilgili soruşturma yapıyorsunuz. O soruşturmada bir tekrar taraf edilmiş bir kişi var. Onun altındaki insanlara onunla birlikte soru soruyorsunuz. Ama bu olamaz. Ne, hiç, başbakan herhalde daha sonra, çok duyarlı bir konu çünkü. Hayır, yani bakınız herkesi... ben daha sonra hepsini bilgilendirdim. Ama orada orada daha Sayın Yazıcıoğlu meselesi. Evet ben yetkimi kullandım. Tansu Hanım mı istedi? Hayır. Çünkü sizin basın toplantınızda öyle bir şey yaptınız ki. Yani saptırıldı. Şimdi bakınız. Hani Sayın Yılmaz dedi ki ben emniyet müdürünü aradım, mafyayla vesaire şöyle bir çalışma yapın dedim. Şimdi bizimki de ona benziyor. Ben yani, İçişleri Bakanı oldum. Hayır. İçişleri Bakanı oldum. Sayın Tansu Çiller bana bir mektup gönderdi. 5 maddelik bir mektup. Mafyanın meyesini görmek istemiyorum. Çete, işte siyasetçi, mafya, devlet vesaire üçgeni gibi bir durum istemiyorum. Sonuna kadar gideceksin, uyuşturucuyla mücadele edeceksin gibi. Yani hangi konuda yanlışlık, hangi konuda karanlık varsa sonuna kadar gideceksin. Bunu yaptığın takdirde, sonuna kadar gittiğin takdirde de benim siyasi iradem senin arkandadır. Terörle kararlılıkla mücadele edeceksin gibi 5 maddelik bir şeydi. Talimatlar zinciriydi. Ben o talimatlar zincirini söyledim o basın toplantısında. Yani Sayın Genel Başkanımın bana verdiği, ilk o koltuğa oturduğum gün verdiği talimatlar zincirini söyledim. Ben bilgilendirdim. Yani hani bir yerde başbakanı bilgilendirmiyorsunuz, cumhurbaşkanını bilgilendirmiyorsunuz ama liderinizi bilgilendiriyorsunuz. Onu bilgilendirdim. Çünkü biz bir koalisyonuz. Yani, bu koalisyonda bakanlıklar var. İçişleri Bakanlığı Doğru Yol Partisi'ne düşmüş bir bakanlıktır. Orası da Fransa'nın elbette değil. Yani, ama ben Sayın Başbakanımızı da, Sayın Cumhurbaşkanımızı da gerekçelerimle bilgilendirdim. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız bana 3 tane soru sordular bu konuyla ilgili olarak. Aynı Ömer Lütfü Topal'da bu 36 saatlik döneme yönelik Ankara'ya gönderilirken genel müdürlüğün devre dışı olup olmadığına yönelik tutanaklar hakkında sorular sordular. Ve ben o sorulara cevaplar verdim. Herhangi bir tepkileri olmadı. Yanlış yapmışsın şeklinde bir tepkileri olmadı. Sayın Başbakan'a da bilgi verdim. Yalnız şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu fikir benimdi. Tansu Hanım'ın değil. Bu fikir benimdi, evet. Benimdi, bilgilendirdim. Pişman mısınız? Hayır, pişman değilim. Yazıcıoğlu'nun bir daha geri gelmesi söz konusu olabilir mi? Şimdi Yazıcıoğlu'nun... Bütün bu anlattıklarınızdan sonra. Yazıcıoğlu'nun bir daha oraya gelip gelmemesi. Şimdi tabii bu soruşturması... Siz İçişleri Bakanı olduğunuz sürece oraya gelebilir mi? Şimdi ben prensipler üzerinde çalışan, prensiplere inanan, kurallar içerisinde, yani devlet düzeninin kurallarla yürümesi gerektiğine inanan bir insanım. Sayın Yazıcıoğlu'nu ben geçici olarak görevden aldım. Bir soruşturma yapıyorum.
bu soruşturmanın neticesinde Sayın Yazıcıoğlu öyle bir duruma doğru gidiyor ki yani pek geçici değil. Hayır, biz bir soruşturmada bu 3 tane özel tim görevlisinin 36 saat eğer o tutukla sorgulandığı sırada itiraf ettikleri vesaire şu bu gibi bilgileri elde ettiğimiz zaman Sayın Yazıcıoğlu o zaman kanunun görevini ihmal ve kötüye kullanmış duruma düşüyor. Savcılığa vermesi gerekirdi. Yarın ben buradan evet, Sayın Yılmaz'a da buradan bir çağrıda bulmak isterim. Lütfen elindeki belgeleri versin. Bugün verdi. Yani açıklasın, paylaşsın ki bu flu durum ortadan kalksın. Bu devlet herkes devleti sorgulama yoluna gidiyor da devlet nedir diyen yok. İsterseniz ona tekrar geleceğiz. Çünkü kısa bir aradan sonra evet. Sayın Mehmet Ağar'ın bu can durumlarını ele alacağız. Ve bugün de Sayın Tansu Çiller'le yaptığınız görüşmeden sonra yeni bir gelişme olacak mı, oluyor mu, olmuyor mu onun üzerine geleceğiz. Sevgili seyirciler, İçişleri Bakanımız Meral Akşener'le bu son derece ilginç söyleşimize devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, İçişleri Bakanı Sayın Meral Akşener'le söyleşimizi sürdürüyoruz. Bu arada sizlerden de sayısız telefon ve faks geldi. Mümkün olduğu kadar sizin sorunlarınızı da meraklarınızı da gidermeye çalışacağız. Bundan dolayı da zaten programda daha önce hazırladığımız bir takım paketleri de çekmek ve mümkün olduğu kadar çok Meral Hanım'la görüşmek için, konuşmak için vakit ayıracağız. Şu ana kadar resmen bir soruşturma yok değil mi? Bir kere onu netleştirelim. Resmi bir soruşturma yok. Halen inceleme dönemindeyiz. Hayır, şimdi bakın, İçişleri Bakanlığı için konuşuyorum. Hayır, genel olarak konuşun biraz çünkü her şey karışmaya başladı birdenbire. Ben şimdi o karışıklığı düzeltmek için İçişleri Bakanlığı adına konuşuyorum. İçişleri Bakanlığı adına bunlar soruşturma, inceleme olur mu? Susurluk olayıyla ilgili hem Mülkiye Baş Müfettişi hem polis müfettişi. Evet. Hem yani Ömer Topal'la ilgili olarak hem bunların ön raporları geliyor. Aşağı yukarı işte birkaç gün içerisinde şeyler tamamlanmak üzere. Raporların sonu tamamlanmak üzere. Her birinde hem polis müfettişi hem mülkiye müfettişi. Onlar çıkaracaklar şeyler. Evet. Şimdi ben şunu gördüm. Yalnız ön raporlardan bana gelen, demin de söyledim, gözden kaçıyor bu. Çatlı'nın parmak iziyle tekrar üstünde duruyorsunuz. Israrla söylüyorum. Bu parmak iziyle birlikte bu Susurluk dosyası, Ömer Topal dosyası vesaire bunlar birleştirilip Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne verilme durumuna gelmiştir. Şimdi tekrar net kendimi de öğrenmesi için soruyorum. Bu parmak iziyle birlikte Topal cinayeti, Susurluk kazası bunların hepsi dosyalar birleştirilip hepsi birbirinden ilişkili olduğu ortaya çıkıyor. Hiç değilse şimdi Çatlı'nın varlığı Susurluk kazasının Susurluk kazası, o insanlar birbirlerine bağlanıyor artık. Birbirine o manada bağlanmış oluyor ama şimdi Ömer Topal cinayetiyle Sedat Bucak'ın Hüseyin Kocadan herhangi bir alakası yok. Zaten ona yönelik bir iddia da yok şu anda. Hayır, öyle bir iddia yok. Ama şu anda 3 özel tim görevlisi ve Çatlı ile ilgili iddialar var. Bu konuda bu da özel timde ama Bucak'ın koruması. Onlar koruması ayrı. Şimdi o olaydan ama siz ayırdıkça onlar hep kamuoyunun gözünde hepsi bir araya giriyor. Yani şimdi o kadar bakınız, karışık ki. Şunu söylüyorum ben. Yani idari araştırma faslından artık adli noktaya geçmiştir. Bu dosyalar birleştirilip Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne verildiği takdirde verilecek mi? Bence verilmesi gerekir. Ve şimdi o kadar ilginç ki bakın meclis araştırıyor. Evet, herkes araştırıyor. Başbakanlık Teftiş Kurulu araştırıyor. Medya araştırıyor. Sayın Yılmaz iddialarda bulunuyor. Efendim biz araştırıyoruz. Başka Devlet Güvenlik Mahkemesi araştırıyor, soruşturuyor. Fazla soruşturma olduğu zaman yalnız işler karışır. Ve Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi ben diyorum ki bizim gördüğümüz, yani İçişleri Bakanlığı olarak gördüğümüz, hani dosyayı açtım ya önüme. Yeni gelen ön raporlar, birer birer rapor geliyor sürekli birbirinin ardı sıra. Onlarda görebildiğim Çatlı'nın parmak izinden sonra bunların birleştirilip Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne verilmesi gerektiğini söylüyorum. O zaman hem kafa karışıklığı ortadan kalkacaktır hem de yargı gereğini yapacaktır. Bir şey söylemek istiyorum ben size. Şimdi bir kavram kargaşası sürüp gidiyor sizin de ifade ettiğiniz. Evet. Birisi çıkıyor diyor ki ben yargıya güvenmiyorum. Savcılara güvenmiyorum. Birisi çıkıyor diyor ki ben meclise güvenmiyorum. Birisi çıkıyor diyor zaten İçişleri Bakanı'na hiç güvenmiyorlar.
Ona güvenilmiyor, buna güvenilmiyor. Canım, devletin bütün kurum ve kuruluşlarına güvenmezseniz o zaman kendinize bakmanız gerekir. Tabii yalnız Şimdi buradan başka bir yere geleceğim. Ama bakın, bizim insan haklarıyla ilgili zaman zaman sıkıntılarımız oluyor. Siz biliyorsunuz yurt dışında. Bana Avrupalı parlamenterler geliyor. Partideyken de gelirlerdi. Şimdi İçişleri Bakanı olarak da geliyor. Eğer dersem ki biz bu herhangi bir spesifik olayla ilgili geliyorlar. Dersem ki bağımsız yargıya intikal ettirdik. Olay bitiyor. Diyorsunuz ki bir an önce bağımsız yargıya intikal ettirilmesi ve gereğinin yapılması gerekiyor. Bir şey daha sormak istiyorum. Toplam kaç kişi bu olaylara karışmış? Çünkü dediniz ki siz hayretle karşılaştım. Yani karşı karşıya kaldığınız manzaradan... Ben bu kadar çok şey söylenip de bu kadar hiçbir şeyin olmaması, yani resmi belge ve bilgi olarak hiçbir şeyin olmamasından hayrete düştüm. Yani... Şimdi bakın... Hayır, Erbakan söyledi. Yani Erbakan mesela... Sayın Başbakanımız öyle söyledi. Ama siz aynı şekilde... Şimdi benim önümdeki dosyadan söz ediyorum. Çünkü Sayın Başbakan'a MİT bir rapor verdi. MİT raporu gelmedi mi? Hayır, Başbakanlığa bağlıdır MİT, bize gelmedi. Bizim yaptığımız araştırma, soruşturma bizde var. Sahibi de MİT yapıyor. Hayır, Sayın Bakan, gördünüz mü? İşte o bir rapor yapıyor, onun içinde öbürününki yok. Kamuoyu işte o zaman diyor ki bu üstü örtülmeye çalışacak. Hayır. Kargaşa içine getirilecek. İşte, evet. Orada ben şey öneriyorum yapıyor. İşte ne yapılması gerektiğini söylüyorum. Peki, şimdi gözler Ağar'la bucağa dönüyor. Ağar'ın önce istifa etmesi tabii ister istemez bazı soru işaretleri ortaya çıkardı. Şimdi de dokunulmazlıklarının kaldırılmasına doğru yavaş yavaş gidiliyor. Dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? Şimdi bakın, dokunulmazlık meselesi meclisin meselesidir. Bu konuda herhangi bir istenme... İşin içindeler mi sizin yaptığınız araştırmalarda? Yani bu konuda ben söz söyleyecek konumda değilim. Niye? Çünkü neden siz değilim? Siz İçişleri Bakanısınız. Yani her ne kadar DYP'li büyük milletvekili olsalar dahi İçişleri Bakanısınız. Şimdi Sayın Ağar ve Sayın Bucak ne savcılıktan kaçtılar bugüne kadar. Tabii. Ne de dokunulmazlık zırhının arkasına saklandılar. Bana gelen gene şu dosyamın içindeki bilgilerin arasında ne Sayın Bucağ'a yönelik ne de Sayın Ağar'a yönelik resmi herhangi bir suçlama söz konusu değil. Dolayısıyla duyumlar üzerine işleri kurduğumuz zaman... Peki mesela siz sormuyor musunuz sizin ekibinize, İçişleri Bakanlığı'na? Ne arıyordu Bucak Çatlı'yla beraber, Kocadağ'la beraber? Orada ne arıyordu? Sayın Bucak onu televizyondan da açıkladı, DGM savcısına da açıkladı. Şimdi bakın, Bucak Çatlı ve Hüseyin Kocadağ'ın o kazasında, tekrar ediyorum, İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren Kocadağ'ın orada bulunması, Çatlı'nın orada bulunması. Siz hala İçişleri Bakanlığı açısından bakıyorsunuz. Olaya belirli bir kompartımandan şey yapıyorsunuz. Siz şimdi demin konuşmamızın en başında dedik ki kuralları koymalıyız. Evet. Prensipleri koymalıyız. Yasal çerçeveye oturtmalıyız. O zaman biz başka kompartımanlara binersek, o zaman demin izlediğimiz görüntülerin doğru olduğunu düşünmemiz gerekir. Bir yerde o zaman MİT'in verilerini siz bilmiyorsunuz. Bana o dosya gelmedi. Yani İçişleri Bakanlığı'na gelmedi. İstihbarat şeyi ister istemez kargaşası gene sürüyor bir yerde. O konuyu bilemiyorum ama bana gelmedi. Sayın Başbakan'ın söylediklerini ben basından izledim. Ama yani beni bağışlayın, söylemediğim o kadar çok şey yazıldı, çizildi ki. Onun için fazla... Dolayısıyla yani Sayın Başbakan'ın ne söyleyip ne söylemediği hakkında da bir fikrim yok. Peki sizin istihbarat servisleriniz herhangi bir rapor hazırlamadı mı? Çünkü sizin de istihbaratınız son derece geniş. Çok iyi. Teknoloji olarak çok iyi ve çok bu işin hakkını veren insanlar çalışıyorlar. Terörle çok ciddi mücadele edilmesinde çok etkili olmuştur emniyet istihbaratı. Ama MİT kadar biliyordur sizin istihbaratınızda herhalde. Şimdi bakın, tekrar ediyorum. Ya kurallara göre davranıyoruz, prensiplere göre davranıyoruz. Ya bu dosyanın içinde ne Sayın Ağar'a ne Sayın Bucağ'a yönelik herhangi bir suçlama söz konusu değil. Bu konuda deliller, belgeler vesaireler yani, ortaya çıktı. Diyorsunuz ki MİT raporu öyle diyor ama o... MİT raporunda ben içinde ne yazdığını bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama bizim elimize belge, bilgi vesaire geldiği zaman bunu kesinlikle gerekli yerlere iletiriz. Bu bir. İkincisi ise
dokunulmazlık meclisin görevidir. Hatta partinin bile görevi değil. Hayır, kamuoyunda şöyle bir şey var. Gittikçe galiba bütün bu işler Mehmet Ağar'la bu çağın başına şey yapılacak, havale edilecek, ihale edilecek ve bu iş böylece kapanılacak diye bir genel izlenim var onun için. Ama işte ben de söylüyorum, bakın bir sürü konuda genel izlenim edindirilmeye anladım. Çalışılıyor. Şey yani, üç emniyet müdürü var. O kamuoyunu çok şey yapıyor. Firarda olan üç emniyet müdürü var. Üstelik de çıkıp basına röportaj falan da evet. veriyorlar. Ve sizin bu son derece güçlü dediğiniz emniyet teşkilatınız bu üç kişiyi bulamıyor. Bulacaklar. Ne zaman bulacaklar? Göreceksiniz. En kısa sürede bulacaklar. En kısa süre ve bir süre verebilir misiniz? Üç gün, beş gün en şimdi, kısa süre çünkü her şeye göre çok değişiyor. Çok kısa bir sürede bulacaklar. Bu konuda çok ciddiyim. Bulacaklar. Hani Tansu'nun bir sözü var ya, ya olacak ya olacak diye. Ya bulacaklar ya bulacaklar. Başka çaresi bulamadıkları takdirde ne olacak? Gereğini yapacağım. Hayır ama siz herkesi açığa alırsanız ondan sonra etrafınızda tek çalışacak. Tek başıma yönetirim. Yani tek başınıza yönetmek zorunda kalacaksınız. Sayın Akşener, şimdi özel team'e geçmek istiyorum. Evet. Sevgili seyirciler, Sayın İçişleri Bakanı ile o kadar enteresan bir söyleşi yapıyoruz ki ister istemez sizin için hazırladığımız birkaç bölümü çıkartmak zorunda kaldık. Zaten programımızın sonuna geliyoruz. Vaktimiz azaldı. Ben son bölümde Sayın Mesut Yılmaz'ın da üstünde durduğu bir noktayı sormak istiyorum. 12 kişiye daha çatlı gibi uzmanlık belgesi verildiğini söylüyor Mesut Yılmaz. Gerçekten 12 kişi var mı? Bir, ikincisi kimdir bunlar? Şimdi bunu araştırıyoruz tabii ama ben araştırılıyor daha... Araştırılıyor bunu. Araştırılıyor ama ondan evvel... Yani şimdi... var, var da araştırıyorsunuz hayır, herhalde. Hayır, bakın biz ne yaptık? Şimdi nerede ne duyum, ne iddia varsa mutlaka araştırıyoruz artık. Ben geldiğimden beri durum böyle. Bunun dışında sahte pasaport konusunu da şu anda binlerce pasaport pek çok pasaport verilmiş. Dağıtılmış. Sadece yeşilleri, başka yani normal turist zaten pasaportların vesairelerini hepsini bilgisayardan döktürüyoruz. Sahte belgeyle sahte pasaport alanları ortaya çıkarıyoruz. Bunlar için gerekli işlem yapılıyor. Bu konudaki çalışmada çok ciddi mesafeler aldık. Zaman zaman rastladığımız... Bu uzmanlık şeyi nedir? Bu, Mehmet Ağar ben imzalamadım diyor, diğerleri sahte diyor diye. Hayır, öbürü... Şimdi yani, burada da bir sahtecilik söz konusu. Çatlı'nın yeşil pasaportu uzmanlık adı altında verilen Maliye Bakanlığı'nda uzman diye çalışıyor, gösterilmiş. Oradaki kaşe sahte. Oradaki memurun imzası sahte. Yani tamamen sahte bir belgeyle pasaportu veren kişinin çok dikkatli emniyetten olmaması. Emniyetten mi verilmiş bu? Yeşil pasaport emniyetten alınıyor elbette ki. Yani emniyetin içinde birileri sahte pasaport yapıp veriyorlar. Hayır, hayır. O yanlış anlaşılmasın. Hı. Şimdi Çatlı'nın pasaportu tamamen sahte belgelerle hazırlanmış. Sizin önünüze gelmiş. Siz memursunuz. Bunu işleme koyan memursunuz. Sizin dikkatli ama olmanızı gerektiren bir konu bu. Ama imzanın doğru olduğunu söylüyor şeydeki jandarma kriminoloji. Hayır hayır, orada gelen rapor, kriminal raporu öyle değil. İmzanın %100 Mehmet Ağar'ın olduğuna dair kanaat belirtemiyorlar. Ne diyor? Yani kanaat belirtemiyorlar. İmzayla ilgili olarak şüpheleri mevcut. Şimdi şöyle. Yani %100 değil. Bakın, değil, bu sahte bir belge. Belge sahte fakat orijinal. Yani burada kafaları karıştıran çok, o. Evet, yani şu kartonun hem üzerine. Olup hem orijinal hayır, olması bakın, biraz hayır, 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 bakın. Şey yok. Yani fotokopi değil. Şu kartonun üzerine sahte bilgiler konuluyor. Bir tane de imza atılıyor. Bu imzayla bunların hepsi orijinal ama belge tamamen sahte. Sahte olur. Peki şeye gelmek istiyorum. Yeşilköy'de yakalanan bu kurye kız Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin'in koruma polisiyle irtibatlıymış. Ne oldu? Bu işin iç yüzü nedir? Çünkü gördüğünüz gibi hep durmadan emniyetin etrafında böyle kara bulutlar evet, dolaşıyor. Evet, şimdi bunu söyledikten sonra bu emniyetle ilgili hep altını çizdiğiniz konuya da gelmek istiyorum. Bu konuda İbrahim Şahin'in koruma polisi koruması olan arkadaşı görevden uzaklaştırdık. Mahkemeye de sevk edildi. Şu anda yargıda sonuç neyse herkes görecek. Onun dışında bakın sürekli olarak başından beri konuştuk. Ha. Cevaplar verdim ben size. Hep emniyetle ilgili konuştuk. Şimdi yalnız yiğidi öldür hakkını ver demişler.
Şimdi emniyet teşkilatının üzerinde çok ciddi, flu bir durum yaratılmaya çalışılıyor. Hayır, yaratılmaya çalışılmıyor. Hayır, sizin yani, için söylemiyor. Hayır, yani sizin için söylemiyor. Bizim için de demiyorum bakın. Ama genel olarak şimdi o kadar veriler geliyor şimdi ki bakın. Altından durmadan emniyet çıktıkça 100... Onu sizin düzeltmeniz gerekiyor işte. Yani o sizin göreviniz. Evet, herhalde. Benim görevim ama müsaade ederseniz. Şimdi bu insanların içerisinde çürük elmalar var. Her kurumda, her teşkilatta olduğu gibi. Ama 7 bin kişilik özel timin 7 bini birden çürük elma dersek biz çıldırmış oluruz. Özel timi ele alalım ayırarak. Tamam. 170 bin tane aşağı yukarı 167 bin tane polisimiz var. Bunların hepsini birden biz bu işlerin içinde şey, kabul edersek tabii. Bunlar yanlış. Hayır, yani kavramı saptırmayalım. Şimdi öyle polisler var ki böyle İstanbul'da 28 bin kadrolu 25 bin polisimiz var. Şimdi New York'u bilirsiniz, Londra'yı bilirsiniz. Hı. İstanbul'a mukayese ediniz. Kişi başına düşen emniyet görevlisi sayısını 12 milyonluk tabii. İstanbul'da son derece zor ekipman eksikliğine rağmen, şartlarının tabii. Müsait olmamasına rağmen... Onlar da rahatlayacaklar zaten şu flu'luk gittiği zaman. Tabii, son derece zor şartlar altında görev yapan insanlar bunlar. Şimdi bakın bunu kim yakaladı? Şu İbrahim Şahin'in koruması olan adamı kim yakaladı? Bunu da polis yakaladı. Et balık kurumu memurları yakalamadı. Bunları birbirinden ayırmamız lazım. Özel time geliyorum. Özel tim 7 bin kişilik bir grup. Bunlar özel şartlar. Ne yapacağınız özel tim? Çünkü bakınız, bayağı bir problem olarak. Söyleyeceğim. Özel tim özel şartlarda kurulmuş bir yapı. Bunlar vatan, millet sevgisi içinde olan, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne samimiyetle inanan insanlar. 20 gün dağda kalan, ayakkabısını çıkarmayan kişiler. Şimdi bu kadar itilip kakılmalarına asla müsaade etmeyeceğim. Hayır. Şimdi hayır, bakan olarak söylüyorum. Evet. Ben teşkilatma İtilip da... kakılmaları söz konusu değil. Hayır, aralarından isimler onlar yaptıkça... Kendi, o aralarındaki isimlerden onlar da rahatsız. Benim 20 gün dağda kalıp gelip çocuğun acaba babam öldü mü diye heyecanla yaşayan özel tim görevlisiyle yanlış iş yapan özel tim görevlisinin birbirine karıştırılmasına müsaade etmeyeceğim diyorum. Yani... Ama o sapla samana ayıracağız. Yanlış iş yapan gereğini görecek, cezasını çekecek. Çürük elmaların hepsi ayıklanacak. Kontrolünüzde mi özeltiyim? Özeltim elbette ki %100 kontrolünüzde. Elbette ki. Ama Milli Güvenlik Kurumu'na verilen raporda askere bağlanması için mesela askerlerin bir şey var. Hayır. Kesinlikle kontrolümüzde ne askere bağlanması ne jandarmaya bağlanması kesinlikle söz konusu olamaz. Ha şu yapılabilir. Şimdi bu insanlar birebir görev yapan, çatışmaya giren insanlar, bu insanların sirkülasyona tabi tutulması, yani dinlendirilmeleri gerekiyor. Rehabilitasyon merkezleri açılması gerekiyor. Eğitimden memnun musunuz? Eğitimlerinin daha sıkılaştırılması gerekiyor. Polisimizin genel manada baktığınız zaman polise biz çok ciddi bir eğitim verilme sürecine girdik. Benden başlamış, benden sonra da benimle devam ediyor, benden sonra da devam edecek. Avrupa'ya, Amerika'ya hem Çevik Kuvvet'ten hem diğer birimlerden insanlar gönderiyoruz. Avrupa'dan, Amerika'dan bu konu i̇nsanlar uzmanı insanları getirtiyoruz. Ekipman eksiklerini gideriyoruz. Ama ayrıca bu arada maaşlarını, yok. Maaşlarını yani arttırıyoruz. Bu müjdeyi sizin kanalınızla vereyim. En kısa sürede... Çünkü en çok gelen eleştiri şu oluyor. Evet. Askerler bakın ne kadar zam şimdi aldılar. Şimdi aynı kısa sürede onların maaşlarının arttırılmasına yönelik de bir kararname hazırlanıyor. Yani durumlarını düzeltecek kadar, onları memnun edecek yani kadar. Yani şimdi bundan sonra... Rakam telaffuz etmeyin. Ama tazminatları, fazla mesaileri... Yani her şeyleri düzenlenecek. Çünkü onlar da güvenlik kuvveti. Tabii bakın yani düşünün 3 vesaitle burada İstanbul'da şimdi bir polis memurunu düşünün trafik idare ediyor kavşakta. Ondan sonra evine gidiyor 3 vesaitle. Çocuğu okuyor. Bunlar ha, bizim işte içimizden birinin, tabii, bunların da konuşulması lazım. Bizim içimizden çıkan insanlar bunlar. Sahip çıkacak mısınız? Tabii. Bakın çok açık net söylüyorum. Siz dediniz ki incitilmiyorlar. Hayır, benim teşkilatım şu anda incitiliyor. Özel timiyle incitiliyor. Öyle hissediyorlar. Kendilerini tamam, öyle hissediyorlar. Ama özel o teşkilatınız kendi içindeki kötüler tarafından incitiliyor. Yoksa ama şey tarafından, o, bakınız, yani Mesut bakınız, Yılmaz veyahut da medya tarafından. Müsaade edin. Şimdi elbette ki çürük elmalardan onlar rahatsız. Çok rahatsızlar. Bunun altını çizmemiz gerekir. O çürük elmaları da yakalayan gene bunlar. Bu teşkilatın mensupları.
Canları cebinde çalışan insanlar gayet bunlar. Tabii. Onun için benim dün lise arkadaşım, ortaokul arkadaşım olan insanlar bunlar. Anladım. Vatandaşın huzur ve asayişini korumakla görevli yasal güçler bunlar. Tabii. Ha, yasal olmayan, gayri yasal işlerin içine giren herkese temizlenecek. Sonuna kadar da gidilecek. Bir son polisle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir taraftan muazzam bilgisayarlı DNA'ler evet. şeyiniz var. Öbür taraftan birdenbire toplumsal olaylara girildiği zaman mahalle kavgası yapar gibi insanlara gaddarca vuran bir polis var. Öbür tarafta işkence iddiaları var. Bunları durdurabilecek misiniz? Eğer siz bunları durdurabildiğiniz takdirde o zaman gerçekten bakanlığa damganızı vurmuş olacağım. İçişleri Bakanı olacağım. Evet. Şimdi olacak mı yani? Olacak. Buna güveniyorsunuz. Ben güveniyorum. Ben bunu istiyorum. Kendime zaten. De güveniyorum. Teşkilatıma da güveniyorum. Ama olmadığı takdirde siz çünkü daha ilk bana hesap sorun. Hayır, ilk günden az itibaren laf, siz çok işledim ben. Siz ilk günde durmadan en fazla şeyden tanındınız. Basına olan son derece eleştirisel, tehdit dolu yaklaşımlarınızdan tanındınız. Hala kızıyor musunuz basına? Hayır, ben basına hiçbir zaman kızmadım. Aman yapmayın. Şimdi yani, hayır. Hayır. Ben basına kızmadım. Bakın. Siz basına ben eğer siz basına hayır. kızmadınızsa kızdığınız zaman ne olacak onu bilmiyorum doğrusu yani. Dilerim görmezsiniz. Şimdi bakın ben genel başkan yardımcısı olarak eleştiri görevimi yerine getirdim. Ha üslubu tartışırım da diyorum. O yani zaman biraz da dedim, fazla mı ileriye gittik? İçişleri Bakanı olarak konuşmuyorum ben şu anda siyasi evet. Meral Akşener olarak söylüyorum. O zaman da demiştim. Ha bugün ben devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanıyım. Bunun gerektirdiği her türlü sorumluluğu, devlet ciddiyetini bünyemde toplamayı, kurallara, kanunlara, prensiplere uymayı eyvah. Kesinlikle yapmana kararlıyım. O dönemdeki eleştirileriniz biraz Çiller ailesinin uğradığı eleştirilere karşı bir tepki olarak algılanmıştı. Hayır şimdi şeyimizde. Bakın partiler bir kocaman ailedir. Partinizin başındaki sizin seçtiğiniz kişiye haksız bulduğunuz eleştirilere siz haksız bulduğunuza inanırsınız. Siz haklısınızdır. Kendinize öyle inanırsınız. Dolayısıyla ben haksız çıkar. Olduğuna tamam. inandığım eleştirilere eleştiri hakkımı kullandım. Tehdit falan söz konusu değildi. Çiller idolünüz mü? Ben Çiller'in talebesi sayıyorum kendimi. İlk nerede o tanıdınız? O ekolden İlk nasıl tanıdınız? İlk nasıl tanıdınız Çiller'i? Ben büyükşehir adayı olduğum zaman tanıdım. Daha önce Kocaeli tanımıyordunuz. Hayır tanımıyordum. Kocaeli Hayran büyükşehir mısınız? Adayı olduğum zaman. Tabii ben çok seviyorum Tansu Hanım. Sevmek ayrı bir şey. İdol olarak almak, hayran olmak. Yani anlıyorum. Ben ileride Tansu Çiller olacağım diyor musunuz? Şimdi elbette ki... Tekrar ediyorum. Benim politikadaki öğretmenim Tansu Hanım. Onun ekolünden yetiştim. Ankara'ya geldim. 3 yıldır beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla yani benim politikadaki idolüm diyebiliriz tabii ki. İdolüm, benzemeyi istediğim bir insan. Zaman zaman belki farkında olmadan da benziyorumdur ve çok şey evet, öğrendim ondan. Sizin yani benzetmeler de yapılıyor, saç şekliniz benzetiliyor. Hayır, onlar özel değil. Onlar özel değil. Benim uzun bir maşallah. Süredir saçım aynı. Ha. Uzun bir süredir saçım aynı, rengim aynı, boya değil saçım şu anda. Fakat şimdi başka bir şey bu. Çok inanıyorsanız, çok beğeniyorsanız, hayransanız farkında olmadan. Siz bazı şeyleri o beğendiğiniz onun kişiyle ilgili tavırları davranabilirsiniz, benimseyebilirsiniz. Ama şimdi ben Tansu Hanım'dan bazı şeyleri öğrendim. Mesela kararlılığı öğrendim demin söylediniz. Medyayı eleştirmeyi de öğrenmişsiniz. O da bir bilgiye doğru. değer vermeyi öğrendim. Ufuk açıklığını öğrendim. Zaman zaman. Bilmiyorum, onu bekleyelim görelim. Peki buna rağmen Tansu Çiller'le anlaşmadığınız bir konu olduğu zaman ne yaparsınız? Hayır, ben hayranım bu insana, bu benim liderim diye görmezden mi gelirsiniz, yoksa hayır bu konuda hemfikir değilim, ben karşıyım şimdi size şimdi bakın Tansu Hanım çok demokratik bir insandır, bunu çok samimi söylüyorum. Herkesi dinler, herkesin eleştirilerine kulağı açıktır.
çok kolay ikna edilebilir. Ben en azından öyle tanıyorum. Mesut Yılmaz'ın eleştirilerini herhalde pek iyi karşılıyorum. Ben öyle tanıyorum ama Sayın Yılmaz'ın son zamanlardaki eleştirilerine ben baktığım zaman, hele dün akşam söylediği sözlerden çok üzüldüm. Bu Liderler Zirvesi'nin sonrasında, yani orada haksızlık var. Liderler Zirvesi'nin sonrasında bu işi halk çözecek ve medyaya yönelik de sakın ha bunu Susurlu vesaireyi, çeteleri, şunları bunları birinci gündemin birinci maddesi olmaktan indirmeyin mesajını verdi. Aynı mesajları Met TV'de, buna benzer mesajları Abdullah Öcalan'da ama veriyor. Yapmayın. Şimdi yani, bakın. Yani şimdi hayır, hayır. Bu çok bel altı vurmak oluyor. Yok hayır, o manada söylemiyorum. Şey şimdi haksızlık anlamında söylüyorum ben bunu. Siyasette bakınız. Tansu Çiller'i Mesut Yılmaz eleştirecek. Mesut Yılmaz'ı Tansu Çiller eleştirecek. Benim rezerv koyduğum şey şu. Yani başından itibaren rezerv koyduğum konu şu. Hiçbir kuruma güvenmiyorum. Bir. Anladım. İki, bu gündemde kalsın, sürekli kalsın ama çözümüne yönelik hiçbir çözüm önerisi getirmeyeceksiniz. Ama siz de muhalefette olsaydınız acaba farklı mı hareket ederdiniz? Bir de o tarafını, biz olsaydık çözüm getirirdik diyorum. Tam mı söylüyorum bunu? Çözüm getirmekten şimdi, söz ediyorum. Ya kamuoyundaki genel izlenim, siz de kamuoyunu çok yakından izliyorsunuz. Hayır. Şu var kamuoyunda. Kamuoyunun istediği bir şey var. Bu olayların örtülmemesi var. Hayır, bu olayların üstüne gidilmesi var. Bu olaylar örtülmeyecek. Ama şimdi şu Mesut Bey'in durumu şu. Tamam, baba Bey, hırsız tamam, tuttum. Yani, getir oğlum, gelmiyor. De, hani, bırak oğlum, gitmiyor. Bir yerde şeyin muhalefet lideri olarak şey yapıyor. İşte çıkar. Çözüm getirecek. Şeyini de götür. Ama çözüm getirecek. Çözüm sizin göreviniz. Hayır hayır. Çözüm şimdi ama güven bana, tabii benim görevim ama güvenmiyor bana. Hayır ama güvenmiyor çünkü güvenmesi için onun ayakkabılarına girip baktığınız zaman güvenmesi için çok büyük önemli soru işaretleriyle karşı karşıya kalıyor. Yargıya ben, nasıl güvenmez? Hayır, yargıya güvenmiyor diye bir şey söylemedim. Mesut Yılmaz'ın şeyi yapacak diye. Ama bizim kamuoyu olarak üstünde durduğumuz nokta işkencenin bitmesi. İşkenceyi bitirdin. Eğer şeyinizi verecek, çizecek bir bakan olacaksanız işkenceyi bitirdin. Dünyanın en korkunç olayı. Güzel bir şey söyleyebilir miyim? Son zannediyorum programımız bitiyor. Bakın ben siyasi, tabii bunlar hep gözden kaçtı. Gelir gelmez bütün valiliklere insan haklarına yönelik bir genelge çıkardım. Sert bir genelgeydi. Ama yetmiyor. Şimdi, takibini de yapıyorum. Yani hayır, takibini de yapıyorum. Şimdi medya bilmiyor, basın bilmiyor. Ben rastgele karakol geziyorum, biliyor musunuz? Rastgele gidiyorum. Haber vermeden, medya ordusuyla hiç olmadan. Hiç soruşturma açtınız mı? Rastgele gidiyorum. Yani son zaman, şimdi, çünkü açıldığı başka zaman bir şey daha polis... Bunu kaçırmayayım ne olur. Çünkü bunun bilinmesini istiyorum. İnsanlar bilsin, müracaat etsinler istiyorum. Biz bir ofis kurduk. Kayıp arama ofisi ve siyasi kayıp olduğu iddia edilen, hani cumartesi anneleri var ya, evet, onların çocuklarını arayan bir ofis kurduk. 24 saat hizmet yapacak bir ofis kurduk. Bu Türkiye'de, ben bunu duyurmaya çalışıyorum, duyuramadım. Avrupa'da şimdi, duydu. Tamam, bir dakika. Şimdi şey yapın. Faili meçhul cinayetleri siz aydınlatmak için bir ofis kurdunuz. Hayır, faili meçhuller ayrı. Onlarla ilgili soruşturma başka. Onu da başlattım, dökümünü çıkarttım. Bu ayrı bir çalışma. Bu şimdi kayıp denilen çocukla, yani analar var ya, evet, bu tür aileler var, evet, ya. Bunların her birinin çocuğu öldü, kaldı, faili meçhul diye bir şey yok. Hatta ben bilgi de getirdim. Mesela toplam iddia edilen 187 kişi. Asılsız iddia olduğu anlaşılan var 39 kişi, arandığı anlaşılan 3 kişi, işte herhangi örgütte bulunan vesaire 187 kişi toplam. Şimdi şunu söylüyorum, hani normal kayıplar var, polis radyosundan duyulur, onun dışında bu siyasi kayıp olduğu iddia edilen, kaybolduğu iddia edilen, yani, hatta faile meçhul, yani faili meçhul olduğu iddia edilen insanların, ailelerin gelip müracaat edeceği, form dolduracağı, birlikte bize bilgi vereceği, birlikte işbirliği yapacağımız bir ciddi ofis kurdum. Yani bir karakollara gideceklerine oraya gelsinler. Tabii bir araba hazırlattık şimdi. Galatasaray Lisesi'nin önünde duracak, bilgisayarı olacak, doğru düzgün giyimli, iyi davranışlı bir arada, memur olacak içinde. Ama o kadınlara da dayak atılmayacak tabii o sırada. Yok, hayır.
Yani, hayır, ama çünkü öyle oluyor. Şimdi, bazen, hayır, bakın, bazen birdenbire... Ön yargılı olmayın, Nasıl ön yargılı olmayın? Gözümüzden görülen şey. Yani bundan ön yargıyla hiç ilgisi sonra yok. Olmayacak. Olmayacak. Bundan sonra olmayacak. Söz. Yalnız tekrar ediyorum, bu toplumsal olaylarla ilgili dediniz. Eğitim eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Çok büyük tahriklerle karşı karşıya kalan arkadaşlarımızı geri hizmete, yani o tahrikle karşı karşıya kalıp kendine hakim olamayanları geri hizmete çekiyoruz. Soruşturma açıyor musunuz? Bu tabii soruşturma da açıyoruz. Ama bir türlü şey gelmiyor. Ne bileyim mesela şu Göktepe olayı, neyse sizden konuşma sonu yok. Göktepe şimdi bakın olayında... neler vermişiz. İşkence etmek suçundan 2104 kişi hakkında soruşturma açılmış. Kaç kişi cezalanmış? 940 kişi mahkemede yargılanmakta şu anda. Peki bunlar mahkemede suçlu görüldüğü zaman tekrar geri dönebiliyorlar mı görevlerini, suçlarını? Suçları, şey zaten sonra. Onların cezaları var o zaman. Cezaları var. Geriye dönemezler. Sonra meslekten çıkarıyorsunuz. Meslekten de çıkarıyorsunuz. Çıkarılıyor. Tabii. Sayın Bakan çok çok teşekkürler. Herhalde herkesin istediği şey devletin dışındaki güçleri katiyen kullanmaması. İster evet. PKK'ya karşı, ister bilmem Ermenilere karşı kime. Devlet sorumluluğunu devletin bilmesi. Herhalde onu da siz yapmak için burada bakan seçildiniz. Yoksa Tansu Çiller'e yakın olduğunuzdan dolayı değil. Bu çizginizi orada çizebilecek misiniz en önemlisi? Bekleyelim, görelim. Çok çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür sevgili ederim. Seyirciler, programımızın sonuna geldik. Tabii süremizi de çoktan açtık. Sizlere en güncel siyasi konuları en üst düzey yetkilileri konuşturarak karşınıza çıkmayı sürdürüyoruz. Sağlıcakla kalın. İyi geceler efendim.